Selamun aleyküm sevgili dostlar. Toprağınız bereketli, ürünleriniz bol olsun inşallah. Komşu Mesut abinin bahçesindeyiz. Yoz şeftali fidanına cins bir şeftali aşılamak üzereyiz. Bölgemiz Antalya, rakım 300. Sıcaklar birden bastırdı, gözler patlamaya başladı. Doğrusu biraz da geç kaldık. Kabuk altı kalem aşılarında bu gördüğünüz resimlerde belirtildiği gibi dış kısmından içeriye fazla yara açmayacak şekilde derisi hafifçe sıyrılır. Kesim kademeli yapılır ve anaca iyi oturtulur. Kabuk sıyırma işinin en önemli faktörü aşının iyi tutmasını sağlamaktır. Kabuk sıyırma işlemi aşının tutmasını tetikler, daha iyi tutar. Ama sıyırma işlemi kesinlikle ana gövdeye mutlaka dokunmaması lazım, üzerinden sıyrılması lazım. Aynı işlemi anaçta da uyguluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki kalemimizi bu şekilde yerleştirdik. Bir üçüncü kalem daha atacağız ki en azından ikisi tutması lazım. Kalemin fazlalığı avantajdır. Yarayı çabucak kapatır. Yara yerlerini çamurla güzelce sıvadık ve kağıt bantla üzerini kapattık. Tekrar çamurla yine yara yerlerini hava almayacak şekilde kapatmaya çalıştık. Aşının hava almaması tutma yüzdesini artırır. Ve topraklama işlemi. Gördüğünüz gibi gözlerin sadece bir tanesi kalacak şekilde toprakladık. Toprak nemli değilse bir bardak suyla sulanabilir. Ve yine naylon poşetle ve kartonla güzelce sardık. Evet sevgili dostlar, geçen yıl aynı yöntemle yaptığımız kabuk altı kalem aşısını görüyorsunuz. Çok güzel bağlantı noktalarından tutmuş ve neredeyse 2 metreye yakın uzamıştır.